Günümüzde birçok kişi Birinci Dünya Savaşı'nı ve onun dinamiklerini anlamakta güçlük çekebilir. Bence bunun temel nedeni Birinci Dünya Savaşı yaklaşırken dünyanın bugünkü halinden son derece farklı olması. Hatta şu an yaşadığımız modern dünya büyük ölçüde Birinci Dünya Savaşı ve sonrasında İkinci Dünya Savaşı'nın sonucu olarak şekillenmiştir. Şimdi modern dünyamızın ve özellikle modern Avrupa'nın nasıl göründüğüne bir bakalım. Bu gördüğümüz günümüz Avrupa haritası. Ancak bu haritada dikkat çekici olan geleneksel haritalardaki gibi sadece ülke sınırlarını göstermekle kalmaması. Burada gri çizgilerle belirtilen ülke sınırlarını görüyoruz. Örneğin Fransa burada, şurası Almanya, burası İsviçre, burası İtalya sınırı gibi. Bunların yanı sıra konuşulan dillerin sınırlarını da görüyoruz. Yani bu harita aslında daha ziyade Fransızca nerede konuşuluyor, Almanca nerede konuşuluyor onu da gösteriyor. Sizin de fark edeceğiniz gibi Avrupa'nın büyük kesiminde günümüzdeki sınırlar çoğunlukla konuşulan dillerin sınırlarıyla son derece yakın. Bu bağlantının olmadığı az sayıda yer var. Örneğin İspanyolca ve Katalan dili örneğindeki gibi. Ancak çoğunlukla günümüz Avrupa'sında ülke ya da millet sınırları ve konuşulan dil sınırları aynı. Ama eğer Birinci Dünya Savaşı'na gidecek olursak burada durumlar oldukça farklı. Bazı sınırları hemen tanıyabiliriz. Örneğin Birleşik Krallığı hemen tanıyabiliriz. İrlanda'nın bir bölümü haricinde günümüzden çok da farklı değil. Baktığımızda İspanya çok farklı değil, Fransa çok farklı değil, İtalya çok farklı değil. Ama Almanya, örneğin Almanya oldukça farklı. Almanya Birinci Dünya Savaşı öncesinde ya da 1900'lerin başında 1914 civarında Almanya İmparatorluğu olduğu dönemde Rus İmparatorluğu ile aralarında bulunan ve bir dizi dil grubunu içeren tam bu bölgeyi kendi içine almıştı. Oysa şimdi bu grupların hepsinin kendine ait bir devleti var. Dikkatinizi çeken bir başka nokta ise tam buradaki büyük ülke, Avusturya Macaristan İmparatorluğu. Bazılarınız bu isme aşina olabilirsiniz tabii ama olmayanlar da vardır belki. O yüzden şu soruyu sorabiliriz. Bu Avusturya Macaristan İmparatorluğu da nedir? İlginç olan Tam burada gördüğümüz farklı diller konuşan bütün bu etnik grupları bir araya getirmeye çalışan bir imparatorluk olması. Burada Birinci Dünya Savaşı öncesi Avusturya-Macaristan İmparatorluğu ve bütün o devletleri yakından görüyoruz. Birinci Dünya Savaşı'nın nasıl başladığını anlamak istiyorsak eğer bunun yolu o dönemki Avusturya-Macaristan İmparatorluğunu anlamaktan geçer. Avusturya-Macaristan İmparatorluğu 1908'de resmen Bosna Hersek'i ilhak etmişti. Bosna Hersek çoğumuz için biraz kafa karıştırıcı gelebilir ama aslında tek bir ülkedir bu. Avusturya Macaristan İmparatorluğu içinse sadece topraklarına kattığı bir bölgeden ibaretti. İlginç olansa eğer dil haritasına bakacak olursak bu bölgedeki tüm gruplar birbirine oldukça benzeyen diller konuşurlar. Aslında bunlar Sırpça, Hırvatça ve Boşnakçanın lehçeleridir. Yani hem dil hem etnik açıdan birbirleriyle bağlantılıdırlar. Yani buradaki bütün bir bölge ve buradaki tüm bölge hem dil hem etnik açıdan birbirlerine yakındırlar. Ve birazdan göreceğiniz Birinci Dünya Savaşı'nda meydana gelen olayların çoğuna bu etnik ve dil açısından yakın grupların bir araya getirilmesi isteği yol açmıştır. Buna olayları ateşleyen Kıvılcım ya da çoğu kimsenin dediği gibi Birinci Dünya Savaşı'nın barut fıçısı da diyebiliriz. Bir başka farklı durum Bugün mevcut olmayan Osmanlı İmparatorluğu'nun durumudur. Günümüz haritasına bakarsak Anadolu yarımadasını kapsayan Türkiye'yi görüyoruz. İşte burası modern Türkiye, bizim de ülkemiz olan Türkiye. Ancak 1914'te Birinci Dünya Savaşı'na girerken bugünkü Türkiye Osmanlı İmparatorluğu'ndan kalan toprakların bir parçasıydı. Burada ise tüm Osmanlı İmparatorluğu'nu görüyoruz. Bu kısım günümüzdeki Türkiye. Ancak Osmanlı İmparatorluğu modern Türkiye ile birlikte Orta Doğu'nun büyük bir kısmına da sahipti. Özellikle Arap dünyasının büyük bölümü Suriye, Irak, Lübnan, bugünkü İsrail'in büyük kısmı ve Suudi Arabistan'ın bir bölümü. Ve bu da aslında gerileme dönemindeki durumuydu. Osmanlı İmparatorluğu güçlü olduğu dönemde İslam dünyasının çoğunu Kuzey Afrika'yı. Burada gördüğünüz her yeri ve hatta İran'ın bir kısmını, Balkanları, Güneydoğu Avrupa'yı ve hatta Yunanistan'ı kontrolü altına almıştı. Ama tabii bu yüzyıllar önceydi. Birinci Dünya Savaşı'na girerken ülke sınırları dil ve etnik unsurlara göre belirlenmemişti. 1800'ler sona ererken dünya büyük ölçüde imparatorluklardan oluşuyordu. Bu imparatorluklar Avusturya-Macaristan İmparatorluğu gibi sadece Avrupa'da ya da Osmanlı İmparatorluğu gibi sadece Orta Doğu'da değildi. Burada hemen hemen aynı dönemde tüm imparatorlukları gösteren bir harita var. Gördüğünüz gibi muhtemelen en baskın unsur pembe renkle gösterilen Britanya İmparatorluğu. Burası Birleşik Krallık. Büyük Britanya ise sadece bu kısım. Buna İrlanda'yı da eklersek Birleşik Krallığı elde ederiz. Büyük Britanya Hindistan'ı, tüm Hindistan yarımadasını kontrol ediyordu. Her ne kadar Mısır kağıt üstünde bağımsız olsa da İngiltere'nin büyük etkisi altındaydı. Ayrıca Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda gibi ülkeler Britanya İmparatorluğu'nun yönetimi altında ya da doğrudan imparatorluğun bir parçasıydılar. Pek çok insan fark etmese de Afrika'nın önemli bir kısmı da aynı durumdaydı. Afrika'nın büyük bir bölümü de Britanya İmparatorluğu'nun kontrolü altındaydı. Birinci Dünya Savaşı'na yol açan da aslında imparatorluklar için bir nevi yarış. Avrupa'nın büyük güçleri arasındaki bir silahlanma yarışıydı. Özellikle geniş bir imparatorluğa sahip olan Britanya, yani üzerinde güneş batmayan imparatorluk, ki gerçekten de bu gördüğümüz imparatorluk üzerinde güneş batmıyordu, ve Almanya. Almanya İmparatorluğu da bu dönemde genişlemeye çalışıyordu ve silahlanmaya başlamıştı. Almanya silahlandıkça İngiltere daha fazla silahlanıyordu. İngiltere silahlandıkça aynı şekilde Almanya da silahlanıyordu. Yani bu silahlanma yarışı böylece sürüp gidiyordu. Hepsi imparatorluklarını inşa etmek, büyütmek niyetindeydi. Almanlar da Afrika'ya girmişti. Fransızlar zaten Afrika'nın büyük kısmında mevcuttu. Tüm bunları belli bir kapsamda düşünmek gerekir. İmparatorluğu genişletmek düşüncesinin bir kısmı sadece ego olarak görülebilir etkisini arttırmak, gücünü daha geniş bir bölgeye yaymak gibi. Ancak büyük bir kısmı da etnik amaçlıydı. Medeniyeti yaymak amacı gibi. Tabi bu da daha fazla yeri kontrol altına almak ve kaynaklarını kullanmak için bir bahane olarak görülebilir. Ve çok büyük bir kısmı da az sayıda kısıtlı kaynaklara ulaşma amacı taşıyordu. Özellikle petrol gibi ham maddelere ulaşabilmek bir imparatorluğun gerçekten büyük bir güç olup olmadığının bir ölçüde göstergesiydi. Tüm bu bilgilerle birlikte, Birinci Dünya Savaşı'na girerken dünyanın durumunu anlamak için iyi bir temel oluşturduğumuz kanısındayım.